Peki Hakan Bey, bu arada Yüksek Seçim Kurulu şöyle onu da söyleyeyim ben. Niye? AK Parti e, seçim takvimine göre listelerin AK tesliminden sonra eksiklerin tamamlanması için YSK tarafından partilere 4 günlük bir ek süre veriliyor. Son dakika yeni stratejiler geliştirilmesiyle imkan sağlayabilecek bu süre esnekliği siyasette 24 saatin bile ne kadar önemli olduğunu örnekleriyle gösteriyor. Çünkü orada da e, bu eksiklerin tamamlaması için gerekli sürenin e, farklı liste ortaklıkları da dahil olmak üzere milletvekillerinde de değişikliklere yol açabileceğini söylüyor. İsterlerse yapabilirler. Neyse, peki olmuyor. sizin yorumunuz öyle, bizim yorumumuz böyle. Şimdi efendim, e, Sadullah şey. Ergin'in Çankaya'dan, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ki kararları veren tabii ki Kemal Bey'dir. Sayın Kılıçdaroğlu tarafından oradan aday gösterilmesi CHP'nin tarihi bakımından da çok ciddi bir dramatik bir olaydır. Önce onu söyleyeyim. Yani dramatik. Gele çok. Gelecekte bu konuşulacak, eleştirilecek. Nasıl, niye yaptınız diye konuşulacak. Bu bir. İki, Çankaya konma sebebi benim tahminim şu. Böyle kasıt olsun diye koyduklarını düşünmüyorum. Yani inat olsun falan diye konmaz. Öyle bir şey yapılmaz. Öyle bir hata yapmazlar. Niye yapsın? Kendi seçmenine Heh. niye inat etsin? Şunun için koyulduğunu düşünüyorum. Şimdi Çankaya seçmeni daha konsolide bir seçmendir. Polarize bir seçmendir. Yani CHP ile ilgili daha konsolide oyu vardır. Ha İsmail Bey'in yorumuna o bir Çankaya'da olduğu için elbette saygı duyarım. Ama yani, o belki İsmail Bey'in bireysel e, tavrı. Şimdi yani, o biraz daha bütün yorum... Çankaya seçmenini temsil edecek durumda değil Elbette mi? ama pardon o ki burada her zaman yani genel CHP ile ilgili, genel gerek, gerek Kemal Bey ile ilgili hep olumlu yapıcı yaklaşımlarda bulundu ama bunu ciddi eleştirdi. Şimdi Dolayısıyla e, onun söylediği de yani öyle kişisel görüşü diye algılanacak bir durum değil. Çünkü aynı sesi ne bileyim Uğur Dündar'dan duyuyoruz, ne bileyim Murat Ayrelden duyduk yani Balbay. Balbaydan duyduk, duyduk da duyduk. İrem, Şimdi... İrem de bizim İrem Çiçek de çok sert bir şey yapmış. Biraz ha. ona da bakacağız. Şimdi dolayısıyla bu oya ne kadar yansır, sosyal medyadaki dolaşımına bağlı. Yani eleştirenler, çok karşı çok, çıkanlar çok eğer gündemde. evet bu 15, 20, 25 gün daha sürerse yani. Ya mesela partide CHP'ye verirler. Cumhurbaşkanlığında oy bile ya da Kemal Bey'e verirler. CHP yerine başka partiye verebilirler. Hani en Kemal, düşük oyunu... Kemal Kemal Bey'e oy verirler. Ha, olabilir, yani milletvekili, olabilir. parlamento seçiminde başka parti Ama partiyi bir fire olur. Yani ben o görüşe katılıyorum. Çünkü Çankaya seçmeni aynı zamanda bayağı bu işlere meraklı bir seçmen. Bilinçli yani, Tabii. politik bilinci olan İde mesela orada 71 alıyor, 70 alıyor, 72 alıyor CHP. Öyle 55 de değil, 63 de değil. Dolayısıyla bu bir kere bu açıdan ama çok yine yine bir kayıp, bir hata. yine millet ittifakı açısından bir kayıp olmaz. Cumhurbaşkanlığı'nda Kılıçdaroğlu'na oy verirler. Parti bazında da yine ittifak ortakları olan partilere Anladım verirler. da onu vakti geldiğinde konuşuruz ama bakın bu listelerde başka bir problem çıkacak. Yani bununla bağlantılı olduğu için tek cümleyle söyleyeyim. CHP şu anda meclise aşağı yukarı 45 kişilik bir AK Parti ve bir merkez muhafazakar sağ milletvekili grubu sokuyor. CHP bunu meclise sokuyor ya. Bunun kimse farkında değil mi? Ya Hakan Bey çok özür dilerim. Bunlara AK Parti demek doğru değil. AK parti bunları, eski AK Parti. AK Parti bunları Tam tasfiye AK parti. etti. AK Parti bunları tasfiye ettiği için bunlar ayrı parti. Tamam ya eski eyvallah. AK Parti. Yani... Eyvallah. Ben şunu demek istiyorum Zafer. Yani AK Parti ile elbette değiller. Ama siyasi dünya görüşü olarak siyasi görüş olarak daha muhafazakar belki Ak Partinin de daha muhafazakar kesimini temsil eden ya da daha liberal fark etmez. Yok gayet iyi anlaşıyorlar iyi anlaşıyor. bence dünyaya aynı pencereden baktıkları ya için beraberler yani aynı ittifak. Şunu demek olabilir. istiyorum ya mecliste yarın bir gün seçimden sonra çok kritik bir yol ayrımı geldi diyelim ne bileyim işte. Devlet memurlarının hepsinin başı kapalı olacak diye bir yasa gelmiş. Farz mı al diye söylüyorum. Ya gelmez de. Böyle bir yasa gelmez. Ya mesela başka bir örnek ne seçim, ne bileyim. Tabii. Bu 45 milletvekili, o konuda kritik bir başka bir safta yer alabilirler mi Demek istiyorum. Ay Ayasofya cami olacak mesela mı? Mesela yani, yani, böyle yani evet oylamada. daha uygun, daha latif bir, daha hoş bir örnek seçelim. Bu marjinal bir şey oldu evet. Şimdi şunu demek istiyorum. Böyle bir atmosferde siz bir de ayrıca. <laughs> Çankaya gibi simge bir ilçeye. Yani CHP için simge. İlçe de simge. Dolayısıyla her yönüyle yanlış bence. Ama burada bir sebep buldum ben. Tahmin tabii bu. Şimdi Kemal Bey 2000 e, bir, bir önceki seçimde hani tıpış tıpış oy verecekler demişti ya. Çankaya muhtemelen hani ben ne koyarsam ne yaparsam yapayım bana oy verecekler. Seçmenim çok konsolide. her Öyle şeyde, bakmıştım. ha. Öyle baktığı için Çankaya koymuş olabilir. Doğru, doğru. Ben yani çünkü tatlıyorum. daha yani daha büyük bir yer, Heh. orada erir gider. Nasıl olsa seçmen bizden yana başka bir yere gitti. Zaten İsmail Bey'in söylediği de tarihin en düşük oyu alacak dediği bu 71 bilmem. 45'e düşecek. Hayır mi? hayır tabii. Biriktar tabii ki. Ihtiyorsan... önceki seçimlerle orantısal göreceli olarak düşecek. Ben de öyle anladım. Ha. Yoksa yani dramatik bir düşüş zaten olmaz. Yani, olmaz, yani. olmaz. Olmaz. <gülüyor> düşmez <gülüyor> zaten. Düşmez ama %1'in de şu, önemli olduğu bir dönemdeyiz. Ama şu dikkati çeker. Bak şu seçim 70 almış. Bu seçim 71 almış. Geçen evet, evet. Ha burada o... bilmem 66 almış gibi. Yani 10 yıl sonra Taktimi o söyledim. tabloya bakıldığında o ha, burada sad halim tamam, vardı. Şey var mı? Dolayısıyla sonuç olarak şunu söyleyeyim. CHP'nin stratejisi açısından da yanlış olmuştur. Parti oy dağılımları bakımından da, ister <laughs> Cumhurbaşkanlığı oyuna yansıması olsun, ister partiler oy dağılımına yansıması olsun, Çankaya seçmeni iki ayrı sandığın en az birinde bunu değerlendirecektir. Bir de bir şey daha hatırlatayım, yani onu da konu geldiğinde konuşuruz. Şimdi bakın gerek Sedef Kabaş, Türker Ertürk gibi isimler aday gösterilmemiş hiçbir yerden. Şimdi bunlar hem Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, üye bunlar. Yönetici de Türker Ertürk orada etkili. Hem de ile bilinen isimler yakınlığıyla. Şimdi siz bu isimleri koymayacaksınız. Ergenekon'dan bu ülkenin 3 yıldız bir ay yıldız albaylarını, binbaşılarını, yüzbaşılarını, generallerini hapse attığınız, mahkemelerde yargıladığınız bir dönemi simgesi olan FETÖ taifesinin yine simgesel bir ismini Çankaya'da dördüncüsü olmaz. Yani bunun tarifi yok. Kim bunu tarif ederse etsin. Ha, biri şunu diyebilir. Ya bozgunculuk yapmayın seçime gidiyoruz. Ya bırakın şimdi bu detayları. Yeter ki bilmem CHP kazansın. Yeter Kemal Bey kazansın. İyi güzel de orada vaktiyle CHP olsun, birçok CHP'li olsun Ergenekon davalarında gidip sahip çıkıyorlardı. Rahmetli Tarık Akan parmaklıkları böyle sallıyordu orada. Şimdi siz bir vakitler sahip çıktığınız insanları oralara tıkan, yargılayan bu insanları, bu insanların simge isimlerinden birini o konularda en fazla şikayetçi olmuş veyahut görüşü olan bir ilçede, simge bir ilçede Dördüncü sıraya koyuyorsunuz. Olmaz abi yani. Bunun bunun tarifi yok. Bu arada Sadullah Ergin de CHP'ye kızmayın kardeşim. Biz DEVA Partisiyiz. Bizim kontenjanımız var orada. Biz de bunu değerlendirdik. Evet ama bir, bir aynı bakan söyledi, ha. Masum Bey söyledi. Hakan Tartan'a itiraz edilmiş. Hakan belki eski bir CHP'lidir, DSP'lidir. Konak Belediye Başkanı, Bakanlık yapmış. Ecevit'in bakanı. Hakan Tartan'a itiraz ediyorsun ama abi, buna itiraz etmiyorsun. Koymak zorunda mı parti canım? Allah Allah. her Siz o açıdan diyorsun. Anladım. Yani e, bunu koyuyorsan diyorsun. Ya ona onu rezerv diyor. koyuyorsun. Aa, anladım. Buna, buna anladım. ses çıkarmıyorsun. Yani, ama bunu da o koymuyor yani. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bunu da Deva Partisi koyuyor. Ama oraya. onu da Gelecek koyuyor. Evet. Hakan Tartan CHP listesinden değil ki. Hakan Tartan gelecek sahip çıksaydı Tartan'a. <laughs> burada bir itiraz oldu mu ki deva sahip çıkmış olsun? Benim bildiğim itiraz falan yok. Listede. Orada oldu mu? Olmuş. Olmuş. Artanı almadılar. Artan. 7. sıradaydı ilk ayın Özür diliyorum zaten. Geri aldım. Abdülkadir Selvi sana geçmeden şu şeyi bir İrem'in Tweetlerine de bir bakalım. Yani Sadullah Ergin'le ilgili. Var mı? Tamam. Hadi şey yapalım şöyle. İrem Çiçek bizim Dursun Bey'in kızı. Ee, biz Sadullah Ergin ve İbrahim Okur hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu dönem FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmak istemeyen bir dönem olduğu için takipsizlik kararı verildi. FETÖ'cü gizli tanığın Ergin hakkında ifadeleri vardı. Ergin'in FETÖ savcısı Osman Şanal'ın akrabası olduğu. O tweetin devamı var o uzun yazmış. Olduğu evet geliyor mu? Hadi gelsin o zaman. O şimdi yeni usul var ya bir devam bir şey koyuyorlar. Evet. Mavi tikiniz varsa ya, mavi bir şey. <laughs> Bu ne peki ya? Bu devamı değil mi? O, o başka bir tweet. Aşağıda ilave etmiş onu. Ne işte babasını Ergenekon'dan içeri attılar. İrem Hanım. Şey mi dursun çiçeği? Öyle <laughs> şey böyle atıldı ya. İki sene yattı. Sonuna kadar da şu an bile çıkıyor her yerde CHP'yi savunuyor. Dursun Bey mi? Evet, e, Kemal Bey savunuyor, CHP CHP'li, CHP'den milletvekili oldu. Evet. Tabi. Onur? Abdülkadir Serle. Evet, eee... Ahmet Bey ben de bir Çankaya seçmeni olarak konuşabilirim. Çankaya seçmeni? Evet ben de Çankaya seçmeni. CHP'ye oy vermeyeceğim diyorsun yani. Öyle. <laughs> Allah Şaka bilir. yapıyorum. Şaka şey. Takılıyorum. Ha, Sadullah Ergin var diye. Öyle Allah bilir. Allah bilir. Allah, bilir Allah bilir. Ben de Çankaya seçmeniyim. Ben Tayyip Bey'e oy veririm. Yani o konuda netim. Ee, tabii burada aslında hani hatırlarsanız parti meclisi dört kez o gece ertelendi. İki boyutu vardı. Birisi listelerde Cumhuriyet Halk Partililer, özellikle parti meclisi üyelerinden dahi olmayanlar vardı. Yani CHP listelerinde CHP'liler yok diye bir tepki vardı. İkincisi ittifakların bir kısmı bize az kontenjan verildi diye özellikle Ali Babacan çok ciddi bir kriz çıkardı. E, ve sayıların artırılmasını istediler. O sayılar da arttı. Yani o gece ittifaklara ayrılan sayılar arttı. Ve gelinen noktada Sadullah Ergin o gecede tartışma konularından birisiydi. Biraz önce Zafer Şahin söyledi, Hatay konuşuluyordu ama Hatay'ın itirazıyla Çankaya'ya alındı. Mesela Demokrat ya Hatay'da partiden, sadece belediye başkanı mı itiraz etti? Değil, CHP örgütünün örgütün. itirazı vardı. Ee, Çankaya'ya alındı. Mesela Demokrat Partiden de şimdi partiler kontenjan bildiriyor ama Demokrat Partiden bildirilen eski CHP milletvekili Faik Tunay'la ile ilgili de bir itiraz vardı. <laughs> Zannediyorum o itiraz dikkate alındı Demokrat Parti tarafından. Yani ittifakta Faik Tunay olmadı mı aday? Ben Faik Tunay'ı görmedim listelerde. Ben de görmedim. Ben görmedim. Yani Demokrat Parti başka bir isim bildirdi. Ama bu arada Demokrat Parti'nin kontenjandaki sayısı da arttı. Devanın da arttı. Yani şöyle mi oluyor? Şunu mu anlatmaya çalışıyoruz? bazen Cumhuriyet Halk Partisi bazı isimlerle ilgili işte Gelecek Partisi'ne, Deva, e, Demokrat Parti'ye ya bu ismi değiştirirseniz iyi olur diye itiraz ediyor. Evet. itirazları oluyor. Onlar da buna uyuyorlar. Evet. Yerlerde önemli değişiklikler oldu. Mesela Selçuk Özdağ Manisa'dan itirazı, ikinci sıradan. Deva'ya da bir itiraz olduysa Deva belki de ısrar etti. Belki, Bunu da bilmiyoruz. Belki bilmiyoruz. Ş evet, Şöyle olarak. yani mesela Selçuk Özdağ Manisa ikinci sıradan girecekti Muğla'dan oldu. Önceden orada üniversitede görev yapmış. E, buradaki şey şu tabii ben Sadullah Ergin'e itiraz anlayabiliyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Atatürkçü Düşünce Derneği Ergenekon'dan dolayı bedel ödeyenler bunlar hem çok örgütlü ve onlar bu süreç içerisinde sadece Sadullah Ergin'e tepkili değil. Aynı zamanda onlardan da kimse aday göstermedi. Mesela Atatürkçü Düşünce Derneği'nden şubelerde görevli üye ya da Hakan yakın çevresinde 30 kişi 30 kişi müracaat etmiş. Bir tanesi yoktur listede. Yani Kemal Bey e, nasıl olsa ben bu kesimlerden oy alırım. Ben Özür Cumhurbaşkanı... Atatürkçü düşünce der miyim? Evet Atatürk. Yani konu gelince derneği. o konuyu söyleyecektim ama dile getirdim. Tabii, 30 kişi müracaat etmiş. Hiçbirisi yok liste. Mesela Çankaya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış. CHP ile SHP'yi birleştiren Hikmet Çetin yok. Müracaat etti de mi yok? Hikmet Çetin'in milletvekili listelerinde e? olması bekleniyordu. Ben, Gerçekten ben mi? O evet, müracaatlar yaparlardı. Ya hakikaten ya. inanamam. Yani şöyle. Hikmet Çetin'in böyle bir talebi yoktu şöyle, Bence de yani. Şöyle bir açık söyleyeyim. Bir önceki seçimde Hikmet Çetin de Kemal Kılıçdaroğlu görüşmüşlerdi. O zaman da listeye konulmadı. Bu sefer de genel başkan müracaat edip de reddedilmek gibi bir pozisyona düşmemek için Kemal Bey'in tavrını sordu. Ve Kemal Bey'den de o konuda hiç olumlu bir sinyal gelmedi Peki, ve listede yok. Hikmet Çetin'in Kemal Bey ne düşünüyor ben aday olayım mı falan diye bir zemin yoklaması yaptığına dair esaslı bir bilgimiz var mı? Yalanlamasın şimdi. Yok Hikmet Çetin'le ben konuştum. Yalanlarsa beni yananmış olur Peki, Ahmet Bey. Tamam. Teşekkürler. Şimdiden Şimdi bir oldu. cümle ben bir cümle <laughs> burada ifade edeyim. Bence yani bu tepkiyi anlayabiliyorum ama adresi yanlış buluyorum. Buradaki adres Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey bir Niye? tercih yapmış. Niye? Diyor ki ben Cumhurbaşkanı seçileceğim kardeşim. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Çankaya'daki CHP'den zaten oyunu alırım. Ben asıl ittifaktakilerin oyun almam lazım. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> listeleri sağ ağırlıklı listeler olarak çıktı. Kemal Bey kendini Cumhurbaşkanı seçtirecek ama parti ne kadar milletvekili çıkarmış bence önemli değil. Hayır, Böyle ben, bir tercih yaptı. Ben doğru şu, doğru. Şu, yani şu bağlamda ben şu bağlamda Selviye katılırım. Yani Kemal Bey bir kurgu yaptı. Evet. Dedi ki doğru. Ya kardeşim ben bu DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti falan bunlarla sağa açılacağım dedi. Bunlarla ittifak yapacağım. Bunlar benim partimin logosu altında seçimlere girecek. Ben bunlara milletvekili adaylığı kontenjanı ayıracağım dedi. Bu biliniyordu. Evet. Deva Partisi'nin de ikinci adamı Sadullah Ergin. O masada oturuyor. Bu kontenjanda yer almaması diye bir şey düşünülemezdi hani Çankaya'da olmazdı da ne bileyim başka yerde olurdu. Başka yerde olunca sorun olmuyor mu yani? O ama da bir mantık. Yani ben ya, de onu derim. da tutarsız buluyorum. Ya diyorum. toplamı 2 iki, 2,5 iki puan. Hadi bu seçim 2,5 puan çok önemli. Ama Muharrem İnce'nin puanlarına mukayese ettiğinizde 4 partinin toplamı İnce'nin yarısı ya da üçte biri kadar. O ayrı bir Sizin, şey. Ama nasıl ayrı bir şey? Siz 45 milletvekilliğini, 40 45 milletvekilliğini sağdan oy alacağım diye verdiğiniz partiler Size get sağlayacağı o iki yav iki o ancak seçimden sonra konuşacağız bunu. Aynen ben de onu diyecektim. Bunu seçimden sonra tartışsak tartışacaklar. Bunu, tartışacak, seçim, da bunu seçimden sonra konuşalım. Çünkü yani şimdi adam adam demeyelim de yani bir genel başkan bir strateji kurmuş tamam, bir plan kendisine yap. göre Bek, bir kurumsal evet, planı doğru. var bunun tutacağını düşünüyor. Ben hani buna Sadullah Ergin ismini böyle büyük bir hayretle karşılayan lara şaşıyorum yani bunun hayretle karşılanacak bir durum yok. Ama bu mi? karşılanır. Vallahi ama karşılayanlar karşılanır. CHP taraftarları. Yani tabii. bu tweet'i atanlar, bu konuşmaları bu, yapanlar, bu konuşmaları yapanlar, bu tweet'leri yapınlar, atanlar yapınlar, Sadullah Ergin'in Deva Partisi'nin ikinci adamı olduğunu bilmiyorlar mı? Deva Adam Partisi'nin ikinci adamı ama gelip de Çankaya'dan olmasını beklemiyorlar. Hatay'dan olsa problem yok muydu? E, hatay'dan Nispeten, zaten yani olmayacaktı. Hatay'dan, e, hatay'dan zaten problem. Ol, hatay'dan zaten olamazdı. Nereden konulursa sorun Çünkü olacak. Hatay'da AK e, Parti'deyken İzmir'den orada belli bir mezhebe karşı duruş sergiledi. İzmir'e zaten o şeyde formatta ama koydular. İzmir'e koysalardı. İş koydular bir tane. İzmir'de kullandılar o. İzmir'den o de ya? liste başı yaptılar. Yüksel Taşkın, Kemalizm ırkçılıktır diyen adamı, FETÖ'nün yayın organına yazıp çıkan ya. adamı birinci sıraya koydular. Altına da FETÖ'nün hapse attığı Tuncay Özkan'ı yazdılar. Yani bunları CHP'liler söyleyemiyor da bunların söylenmesi evet, lazım. Evet. Bu CHP AK Parti meselesi değil. Çok açık bir şekilde burada e, yani Yüksel Taşkın bu devletle hesabını, ne kadar var? E, ne demiş? Kemal, Kemalizm ırkçılık olarak tanımlıyor. Hani o bir akademisyen, bir akademik tartışma bağlamında onu söylüyor. Bu kadar net böyle bir e, siyasal çıkışı yok. Evet FETÖ yayın organlarında yazdı. Ona katılıyorum. Ama hani onu daha çok böyle liberal, sol aydın akademisyen kapsamında değerlendirsek daha iyi olur. Yani Sadullah Ergin'le kıyaslanacak bir, birisi değil. Değil. Yani. Sadullah değil de, Ergin de, Arada dediği doğru Kemaliz ırkçılıktır açık olarak dediği ve Atatürk karşıtı olduğu da biliniyor. Göster bana abi nerede demiş. Var var onu olmak Hangi yazılarını bulur. Var ya. Tamam, ben, tam cümlesini istiyorum. Ben yani ben tam cümle size. olarak. <laughs> ben de Çankaya seçmeniyim. Sadullah Ergin'e oy vermem. Ben de söyleyeyim. <laughs> Mustafa, Vallahi... Mustafa bir dakika. Vay, çok Sayın güzel Bakan. Bir ya yani. bir yani. yerel Peki siyasetçi... <laughs> Ergin çekersek mi? CHP? Yok var mı? Bir yerel siyasetçiye destek. Mustafa Hasgül var. AK Parti Çankaya ilçe başkanıydı. Beşinci sıradan yazmışlar. Tebrik ediyorum. Ee, değerli bir insan. Ben oyum onun için kullanacağım Çankaya seçmeni olarak. <gülüyor> CHP'de <gülüyor> çünkü... partileri yazıyor. Var yani da adaya da bir... Il başkanlarını, il başkanlarını, yok yok ya çünkü Çankaya'da AK Parti ilçe başkanlığı çalışmak zor. Adam uzun yıllar oraya evet. emek vermiş. Peki